Bizim cenazelerimize devletin yaptığı manevi işkenceyi, ailelerimize yaptığı manevi işkenceyi protesto etmek için cenazelerimize herkesin nezdinde saygı duyulması için bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Kurumdan indiğimiz anda zaten polis işte etrafımızı çevirdi. Yani genel olarak zaten sürekli yaptığı şey artık bu. Biz bunu tecritle aslında bağlantılandırarak anlatıyoruz genelde. Şu şekilde anlatıyoruz. Yani bir yerde olan bir eylem etkinliğin polis tarafından etrafını çevrilmesi, yani tecritin tam olarak kendisidir. İşte bugün Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecritle bağlantılıdır. O nedenle bu tecritin bütün topluma yayıldığını buradan hareketle de söyleyebiliyoruz. Yani olay zaten hani kamerada da görüntülerde de var aslında. O şiddet olayını, şiddet başlığını sadece hani bu görüntü üzerinden çok anlatmak hani yersiz olur açıkçası. Çünkü bu zamana kadar zaten çok fazla kişi da kat be kat bir şiddet yaşadı. Yani bu artık bir normalleştirme durumu oluşturdu. İşte devletin, iktidarın, hükümetin yaptığı bir işkence, gözaltına alırken de yine başka yerlerde de yaptığı işkence zaten normalleşen bir durum. Sadece şu andaki bir olay değil aslında yani. O nedenle buna topyekün bir karşı çıkma gerekiyor. Buna topyekün bir ne derler, ses çıkarma gerekiyor aslında. Sadece benim şahsımla ilgili bir şey değil aslında bu. Yani toplumun tüm kesimlerine, kadınlara, gençlere yönelik bir şey. Yani son zamanlarda zaten bütün toplumsal olayların neredeyse hepsini böyle bir tecrit etme hali, baskıyla, şiddetle, işkenceyle gözaltına alma hali söz konusu. Sonrasında işte o kalabalığın içinden zorla çekme, beni zorla çekme, işte yerde sürükleme, boynundaki atkıyla boğmaya çalışma. Sonrasında hani darp olayı, işte kafayı araca vurma, göze tekme atma gibisinden böyle şeyler oluştu. En sonunda hani araca zaten koyuldu. İşte ters kelepçeyle koyulduk. Ters kelepçenin düz kelepçe çevrilmesi gerektiğini söyledik. İşte düz kelepçe olmayacağını, önden kelepçe olmayacağını ilettiler her seferinde yaptıkları gibi. Sonrasında öyle hastaneye gidildi. Yani zaten diğer arkadaşlar nasıl olduğunu bilmiyorum açıkçası ama benim yaram daha açık ve görünür olduğu için yani tomografi çekildi. Ama o doktor odasına girene kadar ters kelepçeydik biz. Yani normalde araçta indirdikleri gibi ters kelepçe çözüyorlardı ama bizi oraya götürene kadar, yani insanların içinden geçirene kadar ters kelepçeyle götürdüler. Hem iade boyutuyla bir başvurumuz olacak, hem de partinin komisyon aracılığıyla bir suç duyurumuz olacak. Hani bunun takipçisi olacağımızı hani belirtebilirim. Yani bu saldırıların aslında biz neye yönelik, kime yönelik, şahsa değil de bir toplumsal hareketliliğe yönelik olduğunu biliyoruz. Yani bir hani A şahsını özellikle hedef almaktan ziyade bir örgütlü toplumdan korkma halinin varlığına farkındayız. Yani kişiselden ziyade örgütsel olarak ele alıyoruz. Yani örgütlü toplum olarak ele alıyoruz bu saldırıları. Bu da sadece dediğim gibi bir defa olan bir şey değil. Sürekli olan, sürekli tekrarlanan, halkımıza yönelik, insanlarımıza yönelik, cenazelerimize yönelik sürekli tekrarlanan bir saldırı. Bunun hani biz açıkçası korkaklık olduğunu da biliyoruz. Yani bir kişiyi 10 kişinin sokakta bile bir kişi 10 kişinin dövmesi hani gerçekten korkaklıktır. Bunun hani zaten üzerinde gerekli teçhizatı olan birinin, gerekli sportif etkinlikleri sürekli yapan, yani daha dayanıklı kişilerin 10 kişinin birini dövmesi, birini hani alması gerçekten bir korkaklığın da eseridir aslında. Gerçekten bir korkaklığın da göstergesidir. Bu korkaklık da işte örgütü toplumdan ne kadar korkulduğunun da göstergesidir. Ya biz cenazelerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz açıkçası. Öyle bir hani darp edildikten sonra bırakma gibi bir durumu zaten söz konusu değil. Biz bunların devam edeceğiz. Mücadelemizi sürdürmeye de devam edeceğiz. Yani özgür toplumu yaratmayı da hedefliyoruz ve bu hedefe de, bu amaca da ulaşacağız eninde sonunda.